çekirdek nedir? Genel bir soruyla başlayalım. Küçük çekirdek aslında fikri ve ürünü olan genç girişimcilere önemli olacak bir proje. Neden girişimcilere destek oluyorsunuz? Üniversiteye yakışan o zaten. Üniversiteye, Teknokent'in amacı zaten bu. Kuluçka merkezlerinden genç girişimcilerin önünü açarak büyük firmalar doğmasını sağlamak ki bu işte de Teknokent'e öncü zaten. İTÜ Teknokent olarak hedefimiz birçok genç girişimciyi teknoloji pazarına kazandırmak, onları birer girişimci, gerçek birer girişimci haline getirmek. İTÜ Çekirdek bunun için ivmelendirici bir program. Projenizi biraz bize anlatır mısınız? Bizim projemiz temel olarak ineklerin ahırlarda çıkardıkları metan gazını toplayıp çeşitli arıtma ünitelerinden geçirerek kullanılabilir bir enerji kaynağı olması yolunda bir proje geliştirdik. Bu sayede ineklerin ürettiği ve normalde doğaya salınan bu gazın hem kullanılıp bir enerji kaynağı olması hem de ahır içinde hayvanlara daha stabil bir ortam sağlanması amacıyla bu projemizi yürütüyoruz şu anda. Projenizi anlatır mısınız bize? Tamam. Projemiz küçük çocuklar için tasarlanmış bir proje. Şu anda küçük çocuklar tamamen tablet üzerinde iki boyutlu oyunlarla oynuyorlar. Bunlar çok güzel, çok eğlenceli, müthiş bilgi sunuyor. Ancak bu çocukların el becerileri ve zihinsel gelişimleri için pek yeterli değil. Çünkü sadece çocuklar oradaki oyunları oynamak istiyor ama sadece dokunabiliyorlar ya da klavyeyle uzaktan kontrol edebiliyorlar. Biz dedik eski bizler oynuyorduk, oyuncaklarla oynuyorduk. Şimdi yine çocuklar oyuncaklarla oynasınlar ama teknolojiden de uzak kalmasınlar dedik. O yüzden bu board'u tasarladık. Çocuklar bu board üzerinde oyuncaklarıyla oynuyorlar. Board oyuncakları algılıyor ve bilgileri akıllı cihaza kablosuz olarak gönderiyor. Böylece akıllı cihaz da çocuklara geri bildirimler veriyor. Ve bu şekilde bu bir platform aslında, oyuncak platformu. Sonsuz tane oyun geliştirilebiliyor bunun üzerinde. Bir sınır yok. Sadece yazılımcının hayal gücüne kalmış. Eğer bir projeniz varsa mutlaka sonuna kadar gidin. Biz öyle yaptık. En azından ürünümüz ortaya çıktı ve en ileri götürüp herkese sunmayı düşünüyoruz. Tüm çocuklara bunu ulaştırmak istiyoruz. Bize biraz projenizden bahseder misiniz? İhracatta yapılamayan Avrupa'dan ve Rusya'dan dönen ürünlerimiz iş piyasada, yani sofralarımızı yere dinliyor. Bununla beraber çok fazla ilaç konulduğu için de çiftçilerimizin ilaç masrafı çok fazla. Ve hani artık ilaçlama yapamaz duruma geliyorlar. Perişan durumdalar yani. Biz bu problemi çözmek için elektrostatik yüklemeli zirai akıllı ilaçlama makinesi üretiyoruz. Projemizde normalde hem kendi ekibimizle beraber hazırladığımız bir teknoloji hem de bununla beraber elektrostatik teknolojisi barınmakta. Farkımız da şu aslında, ilaçlama yapıldığı zaman elma iletken olduğu için ve toprakta olduğu için biz elektrik yükleyerek ilacı yürüyoruz ve bu ilaç elmaya örnek vermek istiyorum. Elmanın her tarafını kaplayan ve homojen kaplı bir ilaçlama yapılmış oluyor. Aslında da tam kaplama olduğu için de artık fazla ilaç da püskürtülmesine gerek kalmıyor ve bu yüzden ilaç verimliliği çok düşüyor. Bizim bununla beraber ağaç aralıklarında ilaçlar boşu boşuna atılmaması, küçük ağaç olduğu zaman yukarıdan fazla ilaç atılmaması ve bununla beraber rüzgar olduğu zaman da kendini adaptif hareket ettirebilme özellikleriyle beraber biz toplamda minimum %65 kadar bir tasarruf sağlamayı planlıyoruz. Yaptığımız araştırmalarına göre bir elma üreticisi 100 dönüm için normalde 16 bin lira bir harcama yapıyor. Bizim yaptığımız teknoloji sayesinde üretici 100 dönüm için bir senede 11 bin TL tasarruf yapmasını öngörüyoruz. Zaten bu sağladığımız yerlerle beraber de hem daha sağlıklı ve kaliteli meyve ve sebzeler yetişecek, bizim sofralarımıza sağlıklı ürünler gelecek ve bununla beraber topraklar ve meyveler de zehirlenmeyecek. Projeyi bize bir anlatır mısınız? Tabii ki. Projemiz V-Site projesi. Biz 2014 Nisan'ından beri projemizi geliştirmek için çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Sanayi Bakanlığı'ndan teknogirişim sermaye desteğini alarak başladık. Kurumların iş uygulamalarını giyilebilir akıllı saat ve akıllı gözlükler üzerinde rahat bir şekilde gerçekleyebilecekleri bir yazılım platformu sunuyoruz. Fotoğraf ve video odağındayız. Kullanıcıların verilerini yedeklerken buluta aynı zamanda birleştirmelerini öngörüyoruz. Yani iki farklı kullanıcı farklı cihazlarda çektikleri fotoğrafları, videoları kendi aralarında birleştirebiliyorlar. Bu anlamda yeni bir proje. Klon bir proje değil, yurt dışından esinlenmiş bir proje değil. İddialı bir proje. Globale, küresele açılmak istediğimiz bir proje. Bunun üzerine çalışıyoruz. Projenizi bize anlatır mısınız biraz? Tabii, projemiz interaktif dijital vitrin. Müşterileri algılayıp müşteriye özel ürün sunma noktasında bir proje. Müşteri kameramız sayesinde vitrin karşısındaki müşterinin yaşını, cinsiyetini analiz edebiliyoruz. Boy ölçüsüne bakabiliyoruz ve mağaza içerisindeki en uygun ürünü müşteriye sunuyoruz. Aynı zamanda bu dijital vitrinler tek merkezden yönetilebiliyor. Tek bir tuşla bütün vitrinler güncellenebiliyor. Ve bütün karşısındaki müşteri profili mağaza sahipliğine raporlanıyor. Ben diğer girişimci arkadaşlara yani buradan şey de diyorum. Yani korkmayın, cesur olun, fikrinizin peşinden gidin ve bu tarz etkinliklere katılın. Hani ya bir şey olmaz zaten, Türkiye burası gibi hani üzücü
şeylere sığınarak hani evde beklemeyin, evde projenizi gerçekleştiremezsiniz. Yani dışarı çıkmaları lazım, bu tarz etkinliklerde bulunmaları lazım. Yani cesur olun.